tırnak içinde varsayalım ki İslamofobi, yani İslam dedikleri o uydurma dinin, Kur'an'ın dini olmayan o uydurma dinin insanlık için yarattığı sıkıntılar var. Var mı? Var. Gayet tabii, onun kendi sıkıntı zaten. Bizatihi kendi sıkıntı. Ben bu ekranlardan bu millete diyorum ki, Kur'an'ın dini olmayan bir dine inanmak ve onu yaşamaktansa dinsiz kalın. Bu Allah katında da, Kur'an katında da, insanlık katında da daha makbuldür. Böyle bir dini hayatınıza sokmaktansa Allah'a imanınızı koruyun. Hele bir de onu korursanız Kur'an sizi kurtaracağını vaat ediyor. Deizm, deizm, deizm diyorlar. Çok kızıyorlar sana deizi bir biraz. Kurban olmuş onlar deistlerin kesip attığı tırnağa. Namuslu olsunlar. Namuslu olamıyorlar. Deistler namuslu. Deistler Allah'a inanmış mümin adamlar. Ama bunların anlattığı dini hayatlarına sokmuyorlar. Niye kuduruyorsunuz? Mızrak yemiş vahşiler gibi. Deist adam vicdanı var, beyni var. Senin anlattığın dine teslim olur mu? Kur'an'a teslim olma diyor. Niye kızıyorsun deiste? Ben deist tabirini tek artık kullanmıyorum. Deist müminler diyorum. Deist, Allahçı demek. Ya şu ekranlardan bizim yıllardır anlattığımız Emevi dinine mensubiyet manasında dincilik mi makbul? Bunu reddederek Allahçılık yapmak mı makbul? Kur'an'a soralım bu soruyu, bakalım ne cevap veriyor. Cevap açık. Kur'an diyor ki, Allah'a imanınızı samimiyet ve saffetinizle koruyun. Diğer noksanlarınız yüzünden ben sizin ebedi hayatınızı mahvetmem. Sizi kurtaracağım. Biraz hesap, kitap sorarım. Belki biraz oranızı, buranızı mıncıklar, acıtırım ayrı ama ebedi hayatınız sonuçta kurtulacaktır. Bunu Kur'an diyor mu, demiyor mu? Kıvırma o yana bu yana. Bunu diyor. Diyorsa o zaman Kur'an deistleri kurtaracağını söyleyen kitaptır. Deizmin yolunu da insanlığın önünde açan kitaptır. Niçin açıyor bunu? Benim getirdiğim dini yaşamayın mı diyor. Hayır, öyle demiyor. Bunu yaşayın diyor. Ama ne olmuşsa olmuş ki olan bellidir. O dini temsil ettiğini söyleyen sahtekar aşağılık mahlukatın kötülükleri yüzünden aklı ve vicdanı yerinde adamlar, ben bu dini yaşamam kardeşim. Ben seninle aynı yerde olmam. Ben seninle aynı safta olmam. Ben seninle aynı mekanda olmam. Diyorsa ki, yüreğine kurban olayım, onu dediği zaman Allah onu alnından öpüyor. Hiç şüphem yok. Ama ben Allah'a imanıma toz kondurmam. Ne zannediyorsunuz? Kur'an bunları cehenneme, Allah'ı kesesini kasasını doldurmanın aracı yapmış namussuzları ve imansızları cennete mi gönderecek? Böyle mi zannediyorsunuz siz ya? Ya sahi siz böyle bir şeyin olacağına inanıyor musunuz? Allah aşkına söyleyin. Siz Kur'an'ın buna onay vereceğine inanıyor musunuz? Kur'an'da böyle bir şey var olduğunu düşünüyor musunuz? Gelin oturun konuşalım. Evet. Şimdi